Olimpiyat oyunları ilk kez Antik Yunanistan'da Olimpiya'da Yunan tanrısı Zeus'un onuruna düzenlendi. Bu antik dönemdeki olimpiyat oyunları M.Ö. 776 yılında başladı ve M.Ö. sonra 392 yılına kadar, yani 1000 yılı aşkın bir süre devam etti. Bu oyunlarda sadece erkek sporcular yarışıyordu. Sporcular farklı spor aktivitelerine yarışıyordu. Ancak şiir, müzik ve diğer sanat dallarında da yarışmalar oluyordu. Oyunların başında ve sonunda Zeus'un onuruna hayvanlar öldürülüyor ve Zeus'a sunuluyordu. İnsanlar Yunan tanrılarına inanmayı bıraktıklarında olimpiyatlar da iptal edildi. Olimpiyat oyunları Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk modern olimpiyat oyunlarının düzenlendiği 1896 yılında tekrardan geri geldi. Bu ilk modern olimpiyat oyunlarında sadece yaklaşık 250 sporcuyla 9 ülke, sadece 9 ülke bu ilk modern olimpiyat oyunlarına katıldı. Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Bu ilk modern olimpiyat oyunlarına yaklaşık 250 sporcudan oluşan sadece 9 ülke katılım sağladı. Ve yine sporcuların tamamı erkekti. Günümüzde ise yaklaşık 200 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcu olimpiyat oyunlarına yarışıyor ve sporcuların neredeyse yarısı bayan. İlk soru, pasaja göre ilk olimpiyat oyunları arkadaşlar dini amaçlarla düzenleniyordu. Evet, ilk olimpiyat oyunları arkadaşlar Yunan tanrısı Zeus'un onuruna veriliyordu, düzenleniyordu. Bir sonraki sorumuz. Antik dönemde olimpiyat oyunları iptal edildi. Çünkü artık Yunan toplumunda Zeus ve diğer tanrılara inanılmıyordu. Artık bunlar önemli değildi. Evet arkadaşlar, baktığımız zaman hemen şurada insanlar Yunan tanrılarına inanmayı bıraktıklarında olimpiyat oyunları iptal edildi. Olimpiyat oyunları iptal edildi çünkü evet insanlar Yunan tanrılarına inanmayı bıraktığında çünkü Yunan tanrılarına artık inanılmıyordu. Yunan toplumunda Zeus ve diğer tanrılar artık önemli değildi. Son soru arkadaşlar. Pasajlar şu anlaşılabilir nedir? Modern olimpiyat oyunlarına katılım 1896'da tekrardan olimpiyat oyunları düzenlemeye başlandığından bu yana önemli oranda arttı. Evet, 1896'da arkadaşlar ilk modern olimpiyatlarda sadece 9 ülke ve 250 yaklaşık 250 sporcu vardı. Ama günümüzde ise yaklaşık 200 ülke ve 10 bin yaklaşık sporcu arkadaşlar. O zaman rakamları karşılaştırdığımızda modern olimpiyat oyunlarına katılım 1896'da olimpiyatların tekrar düzenlenmeye başladığından bu yana tekrardan olimpiyatların düzenlenmeye başlamasından bu yana önemli oranda arttı. Yine paragrafta somut bilgi, aşağıda soyut bilgi. Ülke sayısı 9 iken 200'e, sporcu sayısı da 250'den 10.000'e eşittir. Katılım önemli oranda arttı.